Değerli izleyicilerimiz, Danimarka ve İsveç bir karar aldı. 30 yaş altına Moderna adlı mRNA teknolojisiyle üretilen aşıların vurulmaması kararı. Gerekçe ise kalp kası iltihabına neden olması gösterildi. Şimdi bildiğiniz üzere Profesör Doktor Uğur Şahin'in de Özlem Türeci eşiyle birlikte bulmuş olduğu bu BioNTech aşısı da mRNA teknolojisiyle üretilen bir aşı. Danimarka ve İsveç'in almış olduğu karar sonrası Profesör Doktor Uğur Şahin'in şirketi olan BioNTech'in hisseleri yaklaşık %5 oranında değer kaybetti. Şimdi arkadaşlar, bizler bu olaya basit bir olay diye bakamayız. Özellikle ikinci dozlar yapıldıktan sonra hastalarda bu ve benzeri şikayetler ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi İsrail'de de BioNTech'in yani mRNA teknolojisiyle üretilen bu aşıların kalp kası iltihabına neden olduğu ve çok çok önemli bir hastalık olduğu açıklandı. Bununla ilgili pek çok açıklama var. Ben geçtiğimiz aylarda bununla ilgili İsrail tarafından yapılan açıklamayı da size anlatmıştım. Bakın değerli izleyicilerimiz, bu ve benzeri haberler ve bu ve benzeri açıklamalar bize gösteriyor ki bu sıvılarla ilgili cevaplanması gereken, cevap aranan çok soru var. Ben de bu ekrandan bu soruları sizlerin adına soruyorum. Ve diyorum ki, insanlarla daha ne kadar deneme yanılma yöntemiyle yol alacaksınız? Evet, şu anda Danimarka ve İsveç'in almış olduğu karar bize gösteriyor ki bu sıvıların daha sonradan nelere neden olacağı, nasıl yan etkiler ortaya çıkartacağı %100 oranında bilinmiyor. Bu sıvıyı üretenlerin, bu ortada bilimsel raporlar olmasına rağmen çıkıp evet bizim bu sıvımız şu yan etkilere neden olabilir diye bir açıklamasını duydunuz mu, gördünüz mü? Her şeyi açıklıyorlar sözde. Üçüncü doz olmalısınız, şu kadar koruyor, bu kadar koruyor, mutlaka bunları olmalısınız diye açıklama yapan bu sıvıyı bulanlar, bu ve benzeri haberler çıktığında neden sessizler? Bilim insanları ya, nedir? Araştırmalar, bilimsel kanıtlar, onlar bunlar. E peki, başka bir bilim insanı da diyor ki, bak İsveç ve Danimarka diyor ki, hayır diyor, biz diyor Moderna'yı 30 yaş altına yapmıyoruz, gerekçe ise kalp kası iltihabına neden oluyor. E şimdi mesela Profesör Doktor Uğur Şahin ya da Özlem Türeci ya da Pfizer ortakları, biliyorsunuz bu aşıyla ilgili ortakları, çıkıp bir tek kelime neden etmiyorlar. Evet. İşin içerisinde yoksa başka bir iş mi var? %5 değer yitirmiş. Şu anda zaten BioNTech'in hisseleri dünyanın en değerli hisseleri. O kategoride, yani en değerliler kategorisinde. Almanya'da en zengin ilk 50'nin içerisinde Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Evet. Ama ne hikmetse bu sıvıların neden olmuş olduğu yan etkilerle ilgili ben bugüne kadar hiçbir açıklama görmedim, duymadım. Her sabah ben dünyadaki bütün gelişmeleri çok yakından takip eden bir gazeteci olarak görmedim. Bilmiyorum, siz gördünüz mü? Değerli izleyicilerimiz,
Buradan şu soruyu soruyorum. Bu sıvıyı üretenlere diyorum ki zaten paranın hani akla hayale gelmeyen boyutunu kazandınız. O kadar çok çok çok. Bari çıkıp bu yan etkileriyle ilgili, bakın başka bilim insanları Danimarka ve İsveç'te ne dediler? Kalp kası iltihabına neden oluyor dediler. Çıkıp siz de mertçe insanların daha fazla kafasının karışmaması için bunları açıklayın. Laboratuvarda bunları siz defalarca zaten test ediyorsunuz. Test sonuçları elinizde. Her şeyi bizden daha çok yakından bu konuyla ilgili takip ediyorsunuz doğal olarak. Ama çıkıp hiçbir açıklama yapmıyorsunuz. Bunları ben anlatırken sakın ola ki beni yanlış anlamayın değerli izleyicilerimiz. Ben isteyen aşı olur, isteyen olmaz. İnsanların kendilerinin karar vereceği bir durum. Ben buna ol ya da olma diyebilir miyim? Gidin doktorunuza danışın. Doktorunuzla konuşun. Doktorunuzdan alacağınız tavsiyelerden sonra kendi öz hür iradenizle kararınızı verin. Bu kadar. Ben burada olun ya da olmayanı konuşmuyorum. Ben burada işin ekonomik boyutunu ve etik boyutunu konuşuyorum. Her seferinde çıkıp şöyle koruyor, böyle koruyor diye açıklama yapıyorsunuz. Ama bu sıvıların yan etkileriyle ilgili, sonuçlarıyla ilgili ya da çıkın önünüzde elbette rakamlar var. Çıkın deyin ki evet bunlara da neden oluyor deyin. Zaten bu işten artık geriye dönüş yok. Ok yaydan çıktı, devletler karar aldı, paralar ödedi, sözleşmeleri yaptı, insanlar, milyarlarca insan oldu, vuruldu bunu. Zaten geriye dönüş yok, korkmanıza gerek yok. Ama çıkıp mertçe yan etkileriyle ilgili de bir açıklama yapın. Bak çok sıradan ve basit konuşuyorum. İnsan olduğum için, bak insan olduğum için, İster istemez sağlıkla ilgili bir konu olduğu için bunu söylüyorum size. Çıkın 7'den 70'e herkesin merak etmiş olduğu soruların cevaplarını verin. Bakın bir internet sitesi var bu BioNTech ile ilgili. Dünyanın değişik noktalarında hekimler, doktorlar bu siteye giriyorlar. Aşıların yan etkileriyle ilgili görüşlerini ya da sonuçlarını hastalarından almış olduğu geri dönüşleri bu BioNTech'e bildiriyorlar. Diyorlar ki bak şöyle sonuçlar var, böyle sonuçlar var diye. Kısa bir süre önce girdik, kapalı. Ulaşılamıyor. Yani Türkiye'den ya da başka bir ülkeden bir hekim, bir doktor bu aşının yan etkileri ya da ortaya çıkan negatif durumlarla ilgili bir şey bildirmek istese ama bildiremiyor. Evet arkadaşlar, her şey göründüğü gibi değil, anlatıldığı gibi hiç değil. Çıkıp televizyonlara, meydanlara, o verdikleri röportajlarda, oralarda, burada falan. Hep anlatıyorlar, hep pozitif, dikkat edin bu işin içerisindekiler. Bugüne kadar ben bir sefer dahi negatif bir şey konuştuklarını görmedim ama bilim insanı dediğin negatif bir sonuç varsa da onu pozitifin yanında söyler. Der ki bak böyle böyle de bir durum var. Şu kadar vakada şunlara rastlanmıştır diye. Pek çok devletten bu BioNTech'e olumsuz geri dönüşler olmuyor mu? Neden bunları paylaşmıyorsunuz? Tekrar ediyorum lütfen beni yanlış anlamayın. Ben olun ya da olmayın yani bu aşıyı vurun ya da vurmayın demiyorum. Ben duruşlarından bahsediyorum. İsteyen olur, isteyen olmaz arkadaşlar. Yani herkesin kendi vereceği karar. Ben ne diyebilirim? Ben bilim insanı değilim, ben gazeteciyim. Ama tıp doktorları çıkar, derler ki böyle böyle, onları dinleriz, ayrı bir şey. Ama kararı, kendi sağlığımla ilgili kararı ben veririm, sen de kendi sağlığınla ilgili kararı verirsin. Herkesin burada
kendi vereceği karar. Bu konuyla ilgili lütfen görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Çok merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Eğer bu videomuzu da beğendiyseniz mutlaka beğenmenizi, kanalımıza abone olmanızı haseten sizlerden rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, enerji fiyatları dünyanın pek çok noktasında artmaya devam ediyor. Özellikle doğalgaz ve petrol çıldırmış vaziyette yukarı yönlü hareket ediyor. Bakın, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da gaz, petrol ve elektrik fiyatları fahiş oranda artıyor. Enerji üretim maliyetlerindeki artış elbette konutlardaki, yani evlerimizdeki faturaları da arttıracak. Diğer bir ifadeyle önümüzdeki kış aylarında evini ısıtmak isteyenleri büyük oranda daha da artmış faturalar bekliyor değerli izleyicilerimiz. Fiyat ve kalite karşılaştırma sitesi Verivox tarafından yapılan bir analize göre gaz fiyatları yarı yarıya artarken fuel oil fiyatı geçen yıla göre 1/4 oranında artarak yaklaşık %87 oranında yükseldi. %87. Diğer bir ifadeyle yıllık gaz tüketimi 20 bin kilowatt saati bulan haneler Ekim 2021 tarihi itibariyle yılda 1402 euro yakıt parası ödemek zorunda kalacak. Yılda 1402 euro. Geçen yılın aynı döneminde aynı miktardaki gaz tüketimi için 1094 euro ödeyen biri yaklaşık 1402 euro ödeyecek. Bu da yaklaşık %28.2'lik bir artışa tekabül ediyor değerli izleyicilerimiz. Benzer durum fuel oil'de de geçerli. Ekim 2020'de fuel oil maliyeti litre başına 42.45 euro iken bu kış sezonunda ise fuel oil'ün litre fiyatı 79.19'a fırladı. Bu da yaklaşık %86.5'lik bir zamma tekabül ediyor. Yani 20 bin litrelik fuel oil tankı bulunan konutlar için yıllık ek yakıt maliyeti 735 euroya çıkacak. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Avrupa ve dünyanın pek çok noktasında sadece bu enerji fiyatları değil, vatandaşın günlük ihtiyaçları da ciddi anlamda artmış vaziyette. Özellikle gıda ürünlerinde gözle görülür ve vatandaşın cebini yakacak kadar ciddi bir artış var. Vatandaş, özellikle işçilerimiz, dar gelirli emeklilerimiz gibi toplumun orta kesimi ya da ortanın altı, ekonomik açıdan orta veya ortanın altında yaşayan insanlarımız görüyoruz ki artık eskisi kadar rahat değiller. Markete gittiğinde ya da zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için herhangi bir iş yerine, dükkana, pazara, çarşıya gittiğinde daha önce 10 tane alıyorsa şimdi 7 tane alıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, özellikle bu koronavirüs sonrasında dünyanın hemen hemen her noktasında fiyatlar aldı başını gidiyor. Peki, özellikle gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde çalışanların, yani belirli bir maaşla geçinmek zorunda olanların gelirleri artıyor mu? Tabii ki hayır, artmıyor. Aksine değerli izleyicilerimiz, bu insanların almış oldukları maaşlar enflasyon karşısında, bu fiyatlar karşısında eriyor. Bakın, Emekli TV'nin WhatsApp hattına Almanya'dan bir vatandaşımız bir markete giderek makarnanın fiyatını atmış. 1,5 euro. Diyor ki, geçen yıl sadece yarım euroydu, 50 sent. Makarnadan bahsediyoruz arkadaşlar. Fiyat %200 artmış vaziyette. Gıda fiyatları Avrupa'da özellikle büyük marketlerde en az geçen yıla göre %20 ile 25 arasında artmış vaziyette. Zaten dar gelirli olan, yani almış olduğu maaşla sadece geçinen bir insanın bu maaşla işte kirasını ödeyecek, faturalarını ödeyecek, çoluk çocuğunun işte varsa gıda, okul vesaire işte neyse bu ihtiyaçlarını karşılayacak, geriye elinde kalan parayla da gıda alışverişi yapacak.
Şimdi bu vatandaşın marketten, çarşıdan, pazardan aldığı tek şey gıda. Gıda da %20 arttı. Maaş aynı.